Bugün Doğu ve Güneydoğu'da insanlarımız terör örgütüne asla destek olmadıklarını, olmayacaklarını net olarak ortaya koymuştur. Her hafta gittiğim yerlerde, Mardin'de, Bingöl'de, Van'da, Silopi'de teröre karşı dimdik bir duruş sergileyen vatandaşlarımıza teşekkür ettim. Buradan bir kere daha canı gönülden teşekkür ediyorum. Her birini bağrımıza basıyorum. Teröristleri tecrit eden, terörist ile arasına açık bir mesafe koyan bölge halkına, bütün vatandaşlarımıza, ebedi kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Terör destekçisi siyasetçilere siz Diyarbakır'ın yıkılmasından, acısından besleniyorsunuz diyen Diyarbakır halkına şükranlarımı sunuyorum. Nevruz'da kan dökülsün diye bekleyenlerin heveslerini boşa çıkaran, eylem için sokağa çağıranlara itibar etmeyen kardeşlerime teşekkür ediyorum. Halka zulmeden, can ve mal emniyetine kasteden, din, diyanet, mukaddes ve namus bilmeyen terör örgütüne asla geçit vermeyen Diyarbakırlı kardeşlerime teşekkür ediyorum. Öyle ki biz gitmeden önce günlerce bizi protesto etmek için Diyarbakırlıları kepenk kapatmaya çağırdılar. Protesto gösterilene çağırdılar. Onlar Diyarbakırlılara, başbakan Diyarbakır'a geliyor, kepenk kapatın dedi. Diyarbakırlılar ise başbakan Ankara'dan geliyor, bağrımızı açıyoruz, gönlümüzü açıyoruz diyerek onların provokasyonlarına hiç taviz vermedi. Yedi canımızı, bugün de sekizincisini yitirdiğimiz sekiz canımızı, yüreğimizi 31 Mart benim ziyaretimden bir gün önce hain bir terör saldırısına katlettiler. Zannettiler ki biz korkarız, çekiniriz, güvenlik endişesiyle Diyarbakır'a gitme programımızı erteleriz. Ama onlar ne bizi, ne davamızı, ne de bu milleti tanıyorlar. Buradan bu kürsüden söylemiştim. Diyarbakır meydanında da söyledim. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, biz asla korkmadık, asla korkmuyoruz, asla korkmayacağız.